Merhabalar kıymetli seyirciler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kanal 42 ekranlarında yine bir yeni üst perde programı ile sizlerleyiz. Efendim öncelikle tüm İslam aleminin Regaib Kandilini kutluyorum. Mübarek olsun inşallah. Efendim bu hafta Sürmak Tarım Makineleri Genel Müdürü Muhammed Ercan Bey aramızdalar. Efendim hoş geldiniz diyordum Muhammed Bey. Hoş bulduk. Efendim nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Ben de buradan bütün İslam aleminin kandilini mübarekliyorum. Hayırlı kandiller herkeslere. Efendim teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizleri kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için. Estağfurullah. Muhammed Bey öncelikle sizi ve firmanızı biraz tanımak isteriz. Ben Muhammed Ercan. Aslen Konya merkez doğumluyum. Anne baba tarafı Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı İncesu köyünde ikamet etmekteler. Aslımız oraya dayanıyor. Makine mühendisiyim. Aile şirketimiz olan firmada da şu anda genel müdürlük görevi yapmaktayım. Firmanız ne işler yapar? Firmamız babam rahmetli Ramazan Ercan tarafından 1980'li yılların başında onun tecrübeleriyle kurulmuş bir firmadır. 2000'li yıllarda Büsan Özel Organize Sanayi'ne taşındık yoğun emekleri sayesinde. İlerleyerek de devam etmekteyiz. Çayır biçme, ot toplama, yeşil bitki hasadı üzerine faaliyetler göstermekteyiz uzun yıllardır. Peki bunları kalem kalem ele alacak olursak biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Yani Tabii. isim isim verecek. Tabii. Şimdi gelişen teknolojiyle zaten ürün gamlarımızı gitgide genişletiyoruz. Rahmetlinin zamanındaki makinelerle şu andaki makineler arasında hem teknolojik açıdan hem iş genişlikleri hem tarlaların büyümesi hem çiftçilerin taleplerinin artık artması doğrultusunda biz de kendimizi zamanla geliştirdik. İlk çıktığımız nokta tamburlu çayır biçme makineleri. Eskiden yonca biçimi bu işte hayvanların yem bitkileri kosayla biçiliyordu. Yani el yordamıyla biçiliyordu. İşçilik çoktu. Traktörlerin zamanla yaygınlaşmasıyla bunları tamburlu çayır biçme makineleriyle çiftçilerimiz biçmeye başladılar. Ondan sonra biçilen otu ot toplama tırmıklarıyla normal dörtlü tabir ettiğimiz asılır tip ot toplama tırmıklarıyla zamanla hasatlarını gerçekleştirdiler. Tabii bunlar 1980'lerde 90'lardaki süreçler. Artık 2000'lerin başına geldiğimiz zaman biraz daha hem ülkemizin gelişmesi hem de taleplerin artması doğrultusunda bu diskli sıkmalı dediğimiz yonca biçme makinelerine talepler arttı. Biz de kendimizi o yönlerde geliştirdik. 2005-2006 yıllarında yine tırmıkların büyük tiplerini yaptık. Bunlar zamanla gitgide ekipmanlarımızı da büyüterek yolumuza devam etmekteyiz. Peki Muhammed Bey, birçok tarım makinesi üretimden bahsettiniz. Diskli sıkmalı çayır biçme makinesi dediniz. Bunlar bildiğimiz kadarıyla iki tipten oluşuyor. Evet. Çekilir tip, diskli sıkmalı artık çayır biçme makinesi nedir? Ne işlere yarar? Bize bunların biraz daha detaylandırabilir misiniz? Şimdi çekilir tip çayır biçme makineleri hem Türkiye'de şu anda daha 5 yıllık, 10 yıllık mazisi olmayan bir makineler. Niye? Dediğimiz gibi hani hem çiftçilerin talepleri artıyor, hem biçmesi gereken alan fazlalaşıyor. Zaman daha kıymetli alana biniyor. Çünkü gitgide talep artıyor. İşçilik maliyetleri, işçi bulma bunlar zorlaşmaya başlıyor. Bu yüzden de ekipmana, makineye yatırım yapmak zorunda. Hem çiftçi hem firmalar olarak biz. Çekilir tip çayır biçme makineleri 3 metre yapıyoruz. 3,5 metre iş genişliğine sahip olan makinemiz yapıyoruz. İki çeşit. Bunların işte bir kısmı tarlanın traktörün sadece sağ tarafından giden yandan çekilir tip diye tabir ettiğimiz makinemiz 3 metre iş genişliğine sahip. Diğer makinemiz 3,5 metre iş genişliğine sahip. Bunda yine traktörün hem sağından hem solundan gidiyor. Bunlar tabii zamanla biz sürekli üstüne geliştirerek koyuyoruz. Çünkü çiftçiden gelen talepler o doğrultuda. İki teker üstünde gittiği için hızlanması, daha seri iş bitirmesi, çiftçinin 10 günde, 15 günde yapacağı işleri bu makineyle 3 günde, 5 günde yani neredeyse %100 performansla vaktini, kazancını sağlıyor. Bunları da biz gelişerek, kendimizi yenileyerek üretmeye çalışıyoruz ve üretiyoruz da güzel geri dönüşler de alıyoruz. Giderek de ilerlemeye de devam edeceğiz inşallah. Peki tekrardan Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz de inşallah tüm hemşehrilerimizin, izleyenlerimizin ve İslam aleminin inşallah kandili mübarek olsun. Rabbim hayırlara getirsin inşallah. Amin. Bu kandil gününde de şu an halen çalışmakta olan işçilerimizin, emekçilerimizin, işverenlerimizin bu soğukta mücadele ederek gerçekten 2-3 gündür çok soğuk havalar var. Onları da inşallah Rabbim kolaylıklar versin. Herkese helal rızık kapısına nasip eylesin inşallah. Amin.
Muhammed Bey, şimdi çekilir tip diski sıkmalı çayır makinesinden yani yoğunluğunuz bu sektörde olduğunu biliyoruz. Tabii bunların kendi içerisinde diğer makinelere göre avantajları vardır ve biraz devasa makineler olduğunu biliyoruz. Biraz daha bahsedecek olursak, yani bunların mantığı nedir? Çok büyük alanlarda mı gerekiyor, yoksa işte her tarımcının bu makineyi alması gerekiyor mu? Avantajları nelerdir? İşte buyurun. Şimdi vakti değerli olan, büyük çapta iş yapan çiftçilerin istisnasız hepsi bu tarz makineleri tercih etmek mecburiyetinde. Çünkü gerek ahırlarındaki hayvan sayıları, zamandan çok tasarruf etmek istemeleri. Çünkü belirli bir sezonla biz çalışıyoruz. Yani bunun Türkiye şartları altında baktığımız zaman sezonumuz bölgeden bölgeye göre değişir, ama genel hatlarıyla işte Mart ortası, Mart'ın başı gibi bölgeden bölgeye göre başlar. Bölgeden bölgeye göre de Haziran, Temmuz sonu dediğimiz zaman da Ağustos ayının ortaları sezonumuz bitiyor. Şimdi bu süre zarfında da çiftçi normalde yonca biçme ağırlıklı, hani bu zaten beslediği hayvanın da performanslı olarak yoncayı epey ağırlıklı olarak ekiyorlar. İşte bunların çeşitleri var. Regrasslar var. Finkler var. Bunlar artık kullandıkları çiftçinin verimine göre de değişebiliyor. Şimdi bunları çiftçi kolay zamanda hızlı bir şekilde hasat etmesi lazım. Çiftçi bunları şöyle oluyor. Yani bu makineler önceden hep ithal gelen makinelerdi. Yani biz bu makineleri 2005 yıllarında çok böyle nadir çiftçilerde görüyorduk. Niye? Çünkü hem Türkiye'mizin durumundan dolayı yavaş yavaş hayvancılığa yatırımlar artmaya başladı. Herkes, çiftçiler özellikle profesyonelleşmeye başladı. Bu profesyonelleşmeyle beraber artık firmalar da bu çiftçilere hizmet etmek için onlar da kendilerini büyütüp daha büyük düşünmeye, daha da büyük makineler yapmaya uğraş gösterdik hepimiz. Bu şekilde çekilir tip çayır biçme makinelerini biz yaptık. Bundan da güzel geri dönüşler alıyoruz. Çünkü adam senede normal tamburlu dediğimiz çayır biçme makineleriyle atıyorum 100 dönüm araziyi işte belki günlerce sürüyordu, saatlerce sürüyordu. Bunları yarıya kadar indiriyorlar. Arkasındaki sıkma merdaneleri sayesinde biçilen otu belli başlı bölgelerden kırıyor. Kırdığı zaman da hem çiftçiye hem de hayvana sağlık açısından da o fazla suyunu alaraktan hem hayvan için faydalı oluyor, hem de dediğim gibi çiftçiye de zamandan çok büyük tasarruflar sağlıyor. Bunu çiftçi bilerekten alıyor. Niye? Çünkü baktığımız zaman işte Avrupa'da, Amerika'da bu tarz makineler zaten çok revaçta. Biz de oralardan bakıyoruz, görüyoruz, oraları yakalıyoruz. Onların hem çiftçilerimiz bizden bunları talep ediyor, hem de biz de onlara vakitten tasarruf edecek şekilde yapıyoruz. Çünkü senede bu arkadaşlar 5 biçim yaparken 100 dönüm bir tarlada ortalama bir çiftçi için söylersek bir biçim fazla yapması çok ciddi oranlarda kar da getiriyor yani çiftçimize. Bu yüzden de tercih ediliyor büyük makineler özellikle. Teşekkür ediyorum. Peki Muhammed Bey, çekildir tip askılı diskli çayır biçme makinesi dedik. Şimdi bunu çekilir diye bir gruplandırmışsınız. Bunun başka bir tipi var mı peki? Şimdi bunlar diskli sıkmalı dediğimiz makinelerimiz iki tip. Bunlar bir çekilir tip, iki teker üstünde giden traktöre çeki oku vasıtasıyla bağlanan makinelerimiz. Bir de asılır tip dediğimiz yine aynı sıkmalı modeller. Sıkmalı hem de düzleri de var bunların. Onları daha çok iç piyasada tercih edilmiyor. Daha çok yurt dışında ihracatını yapıyoruz onların. Asılır tip dediğimiz sıkmalı çayır biçme makineleri var. Bunlar da hem piyasaya çalışan biraz daha küçük ölçekli ama kaliteli hasat etmek isteyen çiftçilerimize de küçük de olsa sıkmalı asılır tip dediğimiz makinelerimizi tavsiye ediyoruz. Çünkü yıllardır hep el yordamıyla biçilen biçim zamanla tamburluya döndü. Tamburludan sonra şimdi yeni teknolojiyi yakalamak lazım. Bu yüzden de hem asılır tip diskli sıkmalı çayır biçme makineleri hem de çekilir tip. Aslında yaptıkları işlevler hep aynı. Yani hepsi biçilen otu sıkıyor ve arkaya bırakıyor. Burada asılır tip ile çekilir tip arasındaki farkımız daha çok zaman, daha çok çiftçinin işte sahip olduğu araziye göre biz de zaten yönlendiriyoruz. Hani satış olarak şöyle, yani bizden makine talep ettikleri zaman biz şunu soruyoruz, yani ne kadarlık bir araziniz var, nasıl bir kapasiteniz var diye bunları öğreniyoruz. Bunlara göre ya çekilir tip yonca biçme makineleri ya da asılır tip dediğimiz, bunlar da iş genişlikleri 1,65'ten 2,5 metreye kadar değişiyor. Zaten büyük tip makinelerde 3 metre bir de 3,5 metre var. İş genişliğinden de anlayacağımız üzerine daha büyük çiftçilere daha büyük makineleri,
biraz daha küçük çaplı çiftçilerimize de diskli sıkmalı makineleri biz yönlendirmeye çalışıyoruz. Peki biraz önce bahsettiğiniz işte eskiden tamburlu tip vardı, zamanla çekilir ve asılır tipe döndü dediniz. Tamburlu çay erişim makinesi dediğimiz biraz daha küçük ebattaki aslında aynı görevi gören makineler. Aynen öyle, doğru. Yani bunların zaten en büyük amacı biçilen, yani tarladaki otu biçmek. Ama bu biçmenin işte zamanla teknoloji de geliştiği için işte arkasına biz sıkma mekanizması koyduk. Çünkü tamburlu da eskiden ne oluyordu? Biçtiği otu olduğu gibi arkaya bırakıyordu. Arkaya bıraktığı zaman da hem tırmık çekiyorduk. Tırmık çektiğimizde bu eski tırmıklarla tabir ettiğimiz dört tekerli tırmıklarımız var. Hani asılır tip dediğimiz. Onlar hem yoncanın yaprağını döküyordu, hem balyalama işlemini hazır hale getirirken balya makinesinin ağzını tıkıyordu. Niye? Çünkü top top bırakabiliyordu. Homojen bir toplama yapamıyordu maalesef, yani eski tip dediğimiz. Aslında yaptıkları görevler hani yonca biçmek, ama yonca biçmekle yonca biçmek arasında fark var. Hani sıkmalıyla biçilen bir araziyle, tamburluyla biçilip sonra tırmıkla çekilen bir arazi arasında hem zaman hem de bir biçim fazla yapma imkanı, hem de hayvanlarına daha kaliteli yem yedirme imkanı sunuyor sıkmalı makineler. Yani o zaman tamburlu makineler birazcık daha tabii zararları var illaki ama halen yaptığınızı da biliyoruz. Tabii. Yani o birazcık daha işte özel müşterisine göre biraz maliyeti düşürmek için daha küçük arazilerde, yani sadece maliyetle alakalı aslında. Aynen. İşlevsel öyle. Olarak her türlü diğer asılır. Aynen. Ve çekileri tavsiye ediyorsunuz. Tabii şimdi biz böyle söylüyoruz ama biz senede 4000 makine üretiyoruz sadece tamburlu grubunda. Diskli dediğimiz makinelerden hem asılır tipi hem de çekilir tipi bir arada koyduğumuz zaman senede bu 200'ü geçmiyor. Ama bunlar tabii daha yaygınlaşacak. Çünkü çiftçi de bunları daha yeni yeni görüyor. Biz de çiftçiyi bunlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlar da zaten aradaki farkı işte kendi köyündeki, kendi memleketindeki komşusu, arkadaşı vesaire aldığı zaman çiftçi de o farkı bizzat görerekten zaten sıkmalı makinelere rağbet yavaş yavaş artıyor. Yani bu seneden seneye katlanacak diye biz düşünüyoruz. Çünkü tamburlu çay erişme makineleri bölge bölge, yani hem dediğim gibi verimi düşürüyor, arkasındaki o mekanizma, sıkma mekanizması olmadığı için, hem zamanda bir günde yapacağınız işi iki günde yapıyorsunuz, hem de biçilen otu tırmık çekmek mecburiyetinde kaldığınız için daha da kalitesiz bir hasat etme imkanı sunuyorsunuz. O zaman buradan anlattığınız kadarıyla çiftçilerimize sesleniyoruz ki tamburlu makinelerin çok daha İleri teknolojileri çıktı. Haberdar olmayanlar için aynen, inşallah zamanla asılır ve çekilir tipe dönmelerini tavsiye ediyoruz. Buyurun. Aynen öyle. Yani buradan zaten bizim en büyük görevlerimiz bunlar. Yani çiftçiye gelişen teknolojiye ayak uydurmasını sağlamak. Bunu zaten bizim çok takdir ettiğimiz, gerçekten yenilikçi, gerçekten profesyonel anlamda iş yapmaya çalışan çiftçilerimiz de var. Çünkü onlarla yaptığımız istişareler çok önemli. Onlarla makinelerin üzerindeki eksikleri tartışmamız, onların bize bir şeyler katması, onların bize bir fayda sunması, bunlar bizim için çok değerli şeyler. Çünkü biz bu makineyi, hani biz işin sanayi kısmındayız. Bizim bir fabrikamız var, orada üretiyoruz ama bunu biz sahaya indirip de çalıştırma imkanımız yok bizim. Tabii ki denemelerini yapıyoruz, çalıştırmalarını yapıyoruz, eksiklerini, işte yağlamasını, kayış hesabını, dişlilerin kalitesini, bunları biz sürekli kontrol ediyoruz ama sahada kullanmadığımız için çiftçinin yorumları bizler için çok önemli, çok da değerli. Özellikle de çiftçilerimize hep buradan bunu da gönderimini yapmak istiyorum. Yani sürekli özellikle de tarım makinesinde hani iyi, tamam bu makine oldu diye bir şey yok. Niye? Çünkü eskiden elle biçtiklerini şimdi tamburlu çay erişim makineleriyle biçiyor. Şimdi onların modası da yavaş yavaş Türkiye şartlarında geçmeye başladı. Niye? Çünkü özellikle bazı bölgelerde tamamen bu sıkmalı dediğimiz makineleri geçişler başladı. Niye? Çünkü insanlar verimi görüyor. Çiftçi artık daha profesyonelleşmek istiyor. Biz de bunlara ayak uydurmamız lazım. Tabii bunlar hani tamburlu yıllardır piyasaya da oturduğu için buralarda adetler çok. Yani çiftçi daha hala bu makinelere tam alışmış değil. Ama yavaş yavaş biz potansiyelinin büyük olduğunu düşünüyoruz.
Çiftçileri de bu noktalarda yönlendirmeye çalışıyoruz. Arıyorlar, soruyorlar. Ha tutup da adam işte kendi evinin önündeki 10 dönüm yonca, 5 dönüm yonca da diskli sıkmalı makine önermiyoruz tabii ki. Niye? Çünkü işte adamın hem potansiyeli belli, hem biçeceği alan belli. Buradaki tarım makinesindeki en önemli kıstas, tamam bunlar kaliteli makineler, gerçekten zamandan tasarruf eden makineler, ama burada çiftçinin alacağı verim çok önemli. Yani hem büyük arazilere hitap etmesi lazım, hem kendini geliştirmesi lazım ya da ileriye dönük işte bu hayvancılık fikrini, potansiyelini yükseltmesi lazım ki bu makinelerin, çünkü bunlar yüksek maliyetli makineler. Yani biraz daha tercih edilmemesinin, daha yeni yeni yaygınlaşmasının sebebi de bu. Ama bizim çiftçimiz bunu bizden istiyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Bu yüzden de biz de hem Türkiye şartlarından, hem de çiftçimizden, hem de sektörümüzden çok memnunuz diyebiliriz. O zaman şöyle özetleyecek olursak, firma olarak portföyünüzde yani ürettiğiniz makineleri satmak değil, sattığınız makineyi karşı tarafın en ideal şekilde kullanacağı ebatlarda ve arazisine uygun şekilde sahaya kadar inip istişareler sonucunda yani illa büyüğünü satmak değil de orada en ideal şartlarda şu makine olur diyor de bir portföyünüz var firma olarak. Aynen öyle. Yani zaten bizim buradaki amacımız o. Hani bu büyük makinelerde özellikle perakende satışlara da gayret gösteriyoruz, ama tamburul dediğimiz biraz daha yaygın makinelerde Türkiye'nin dört bir tarafında bayilerimiz var. Bayilerimiz aracılığıyla zaten biz çiftçilerimize ulaşıyoruz. Yalnız çiftçiler bir problem yaşadığında, bir parça tedariğinde olsun, servis konusunda zaten güçlü bir ekibimiz var. O konularda son derece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çiftçi hani bizi aradığında, tamam bunlar iyi makine, ama işte önemli olan şey ihtiyaca göre makine olduğunu çiftçiye tamamen anlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Bu noktada da hem bayiler, hem biz, hem de satış ekibimiz, servis ekibimiz tüm gücüyle çalışmakta diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Peki çekilir tip ot toplama tırmı nedir bu? Bu ne işe yarar? Biraz da tırmıklardan gidecek olursak. Tabii şimdi biçtik, toplamaya başlayabiliriz yani. Evet. Şimdi çekilir tip ot toplama tırmıklarını biz bunun geçmişi aşağı yukarı bir 2014 yılında biz bunlara ilk Ar-Ge'sinde başladık. Üretimini yaptık, bir prototip yaptık ve bunları biz yaparken de tamamen çiftçinin ihtiyacına göre biz bu çalışmaları yaptık. Yani herhangi bir model vesaire bizim zamanımızda yaptığımız zamanlar yoktu. Çiftçi işte bunu talep etti. Çekilir tip dediğimiz ot toplama tırmıklarını biz ilk önce kuru saplarda biz denedik. Niye? Çünkü biçer döverin bıraktığı sapları, büyük balyalar artık mesela Türkiye'de çok yaygınlaşmaya başladı. Bugün büyük balyaların çiftçi hayalini kuramazken şu anda Türkiye'de 15 tane, 20 tane büyük balya makinesi. Büyük balya makinesi dediğimiz artık tamamen insan yordamından çıkıp tamamen forkliflerle, bobketlerle tıra yüklenen, bir balyanın ağırlığı 400 kilo, 500 kilo olan, daha profesyonel bir şekilde hasat eden çiftçilerin kullandığı makineler. Biz bu çekilir tip ot toplama tırmıklarını da özellikle bu kuru balya üzerinde biz çiftçimize bunları sunduk. Neden? Çünkü hem buğday sapı hem de mısır sapını toplamada özellikle çok güzel bir geri dönüşler biz aldık. Özellikle Adana bölgesinde, Osmaniye bölgesinde, Kayseri bölgesinde, yani biraz daha o Antep bölgesinde mısırın, danelik mısır dediğimiz mısırın yoğun olması sebebiyle o bölgelere epey yoğunlukta biz satışlar gerçekleştirdik ve bunlardan da güzel geri dönüşler aldık diyebiliriz çekilir tip ot toplama tırmıkları için. Peki helikopter tip bir de tırmıklardan bahsettiniz. Farkları nelerdir? Yani birisi daha fazla ebatta mı yapıyor, yoksa işte alttaki malzemeyi daha mı fazla zeminden kazıyor? Buyurun. Tabii şimdi helikopter tipi dediğimiz ot toplama tırmıkları ortasında bulunan şanzıman eksenel hareket yaparaktan yerde biçilmiş otu yaprağına zarar vermeden bir yerden alıp bir yere koyma hareketini yapıyor. Bu da daha çok biz bunu da yeşil bitki hasadı üzerine çalışan çiftçilerimize öneriyoruz. Neden? Çünkü bizim bu yaptığımız asılır tip ot toplama tırmıklarının toplama biçimiyle helikopter tip dediğimiz ot toplama tırmıkları farklı. Yani ikisi de aslında baktığımız zaman yerdeki mahsulü toplama görevi yapıyor. Yalnız yeşil biraz daha hassas. Dediğim gibi hani eskiden bu toplanan tırmıkların yerini şimdi bu helikopter tipi ot toplama tırmıkları alıyor. Bunun en büyük sebebi işte artık hem büyük balyacılar için 7 metre iş genişliğine sahip helikopter tip ot toplama tırmığını yaptık. 2 sene oluyor. Sahada
denemelerini yaptık. Şu anda bu sene seri üretime başlıyoruz. Bunlar yurt dışından ithal gelen makinelerdi. Ciddi derecede maddi anlamda çiftçinin üzerinde bir yük teşkil ediyordu. Şu anda biz ithal gelen makinelerin neredeyse yarı fiyatına biz burada tamamen yerli imkanlarla bu makineleri üretmeye çalışıyoruz ve üretiyoruz da. Niye? Çünkü bu bizim yıllardır biriken tecrübemiz, rahmetli Ramazan Ercan'ın ciddi emekleri, onun ciddi şekilde firmamıza sağladığı katkılar. Çünkü çok çalıştı, çok çabaladı. Her zaman böyle bir şeyler yapmaya, değişik şeyler yapmaya çalışırdı. Yani onun için iyi diye bir şey yoktu. Sürekli kendini yenileyen, sürekli kendini geliştiren makineler vardı. Hani yaptığımız makine tamam bu oldu deyip de arkamızı dönmüyoruz hiçbir zaman. Bunu da biz babadan atadan böyle gördük diyelim. Neden? Çünkü dünyamız sürekli gelişiyor. Dünyamız sürekli farklı şekilde ihtiyaçlara konu oluyor. Biz de bu ihtiyaçları karşılamamız gerekiyor. Helikopter tipi dediğimiz tırmıklarda da 3 çeşit biz üretiyoruz. 9 kollu dediğimiz helikopter tırmıkları var. Bunlar 3.30 metre iş genişliğine sahip. 11 kollu dediğimiz helikopter tip ot toplama tırmıkları var. Bunlar 4 metre iş genişliğine sahip. Otu, biçilmiş otu bir tarafa alıyor. Tabii bunu alırken de normal tamburludan arkasında giden eski model tırmıklardan çok daha farklı, çok daha verimli. Hani bu makineler artık hem dünya tarımının geldiği son noktalar. 7 metre iş genişliğine sahip çiftli helikopter diye tabir ettiğimiz hem iki sırayı bir sıraya yapan, bunu da kimler alıyor? İşte büyük balya yapan müşterilerimiz alıyor. Çoğunlukla Aksaray tarafında, Karapınar tarafında, işte Trakya tarafına çıktığımız zaman Edirne tarafında, Çanakkale taraflarında, oralarda biraz daha büyük çiftlikler, büyük çapta iş yapan çiftçilerimize yönelik bu çiftli helikopterleri de biz yaptık. Ve bunları da hem çiftçinin faydası olması için, niye? Çünkü bunların tarım makinesinde en önemli nokta yedek parçadır. Biz bu yedek parçaları tamamen kendi fabrikamızda ürettiğimiz zaman hem çiftçilerin ulaşımı çok kolay oluyor, hem bir telefon uzağında oluyor, hem daha samimi bir ortam. Çünkü ithal makineleri aldıkları zaman hem buradaki distribütörlerde bazen bir muhatap bulamıyorlar. Niye? Çünkü bu makineler burada üretilmiyor maalesef. Hani burada da gerçekten ülke olarak biraz geç kalmışlığın eseri var ne yazık ki. Ama biz bunu da kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hem çiftçimiz için hem bizler için tamamen yerli üretimi destekliyoruz. Özellikle de tarım alanında. Çünkü tarım hem Türkiye'nin hem de dünyanın gerçekten hani olmazsa olmaz ekonomilerinden bir tanesi. Her şeyin temeli tarımdan çıkıyor. Biz bunu bulunduğumuz her platformda, her ortamda söylemeye çalışıyoruz. Tarım gerçekten çok önemli. Tarımda makineleşme gerçekten çok önemli. Buradaki bizim yapmaya çalıştığımızda tamamen yerli üretimi hem çiftçiyi hem de kullanıcıları yönlendirerek yerli üretimi desteklemelerini de biz buradan bekliyoruz onlara. Çünkü firmalar biz ve diğer firmalar olsun hani herkes ciddi şekilde efor sarf ediyor. Niye? Bunlar ithal olarak ülkemize gelmesin diye, ithal edilmesin diye, buradaki imkanlarımızla üretilsin, hem çiftçiye faydası olsun hem bizlere faydası olsun. Niye? Çünkü bunlar aynı zamanda katma değeri yüksek ürünler. Hani firmanın daha kısa sürede yol almasını sağlayan ürünler, kar marjı yüksek ürünler ama aynı zamanda da her firmanın yapamadığı ürünler. Hani bu bahsettiğimiz makineleri, çiftli helikopter dedik, asılır, çekilir tip ot toplama tırmıkları, çekilir tip diskli çayır biçme makineleri. Bunları Türkiye'de hepsini bir grup olarak yapan firma sayısı 5'i geçmiyor maalesef. Ama biz de bunlar, bu firmalardan bir tanesiyiz. Bu da işte bir emeğin eseri, yani bir idealin eseri diyebiliriz. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Muhammed Bey, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Öncelikle babanız Ramazan Bey'i de Allah rahmet eylesin efendim. Gerçekten arkada böyle bir cevheri bırakmış. Siz de makine mühendisiniz ve onun bırakmış olduğu yolda emin adımlarla ilerleyerek devam ediyorsunuz. Efendim, birçok üründen, makineden bahsettiniz. Peki bunların arkasında nasıl bir teknik ekip var? Nasıl bir teknik ekiple çalışıyorsunuz? Siz kendiniz de makine mühendisiniz. Hani mezun olup gelen arkadaşları alıyor musunuz? O noktada bilgi birikimine sahip eleman bulmakta sıkıntı çekiyor musunuz? Biraz teknik ekipten, elemanlardan biraz bahsedecek olursak. Şimdi özellikle de bizim tarım makinesi sektöründe ekip her şeydir.
Niye? Çünkü çok adetli makineler üretiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına, dünyanın dört bir tarafına bunları satışını yapıyoruz. Hem atölyemizdeki, fabrikamızdaki çalışan ekibimiz, montaj ekibimiz, kaynakçılar, işte talaşlı imalat bölümü, sevkiyat, boya, bunların hepsi bir bütün. Biz bu ekibe gerçekten önemli olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü burada şahıs olarak değil, bir ekip olursak güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Servis ekibimize özellikle de özen gösteriyoruz. Sezon başlamadan önce, sezon ortasında servis ekibimizi belirli başlı bölgelerde, oradaki yerel servislerimiz var ama biz fabrikadan bizzat gittiğimiz zaman işte çiftçilerin gözünde şöyle bir intiba oluşuyor. Yani ya bak gerçekten hani firma makinesinin arkasında, gerçekten hani bu firma hani makinesine sahip çıkar, bizim başımızı ağrıtmaz. Niye? Çünkü hem yedek parça hem servis çok önemli. Bu çiftçi tarlada kaldığı zaman, makinesinin bir aksamı bozulduğu zaman, tarlada bir taşa geldiği zaman, tarlada efendime söyleyeyim bir çukura geldiği zaman bu makineler toprakta çalışan makineler, garantili makineler, yani fabrikasyon hatalarını ama arazide, toprakta zor şartlar altında çalışıyor. İşte yağlaması unutulabiliyor çiftçi tarafından ya da işte taş oluyor, görülmüyor. Bu şekilde sıkıntılar yaşadıkları zaman işte deminki dediğim mevzuya geliyor. Yani ithal makinelerde bu parça bekleme süreleri belki bir hafta, belki iki hafta alabiliyordu. Şimdi bu adamın zaten hasat süresi 2 ay. Şimdi bu 2 aylık süre zarfında 2 haftalık bir kayıp, makinenin yatması bu çiftçiler için, kullanıcılar için çok büyük bir zarar. Niye? Çünkü bunu kışın hasat edebileceğimiz bir imkanımız yok. Kışın bunları telafi edeceğimiz bir imkanımız yok. Bu sezonun, Türkiye için konuşuyorum, 3. ayıyla 8. 9. ay arasında maksimum biten bir sezon. Onun haricinde herhangi bir yere işte ben yonca ekeyim ya da işte depomuzdaki yoncamız bitti, işte yulafımız bitti, işte yeşil bitkimiz bitti. Öyle bir şansımız yok. Bu yüzden de ciddi bir şekilde hem ekip olarak hem de servis hem satış ekibi olarak hem çiftçinin memnuniyeti açısından hem de kolay ve hızlı bir şekilde yedek parçaya ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu çok önemli. Zaten tercih sebebi de bir nevi bizim o. Niye? Çünkü çiftçi geldiği zaman bu makineleri zaten ithal kullanan çiftçiler bu durumun çok iyi farkında. Niye? Çünkü adam hani 2000 yılında, 2002 yılında, 2005 yılında bu makineler zaten Türkiye'de üretilemiyordu. Yani öyle bir güçte, öyle bir kapasitede firmalar yoktu. Daha yeni yeni sanayileşme vardı ama büyük fabrikalaşma yoktu. Sanayi usulü gidiyordu. İşte bir fabrikasyon yoktu, bir düzen yoktu. Bir işte ürün çeşitliliği, o işçilik maliyetini aza indirecek tezgah yatırımları, bunlar yoktu. O yüzden de çiftçi bunları mecbur ithal getirmek zorunda kalıyordu. Şimdi ithal makine de bozulabiliyor. Niye? Çünkü aynı şartlar altında çalışıyor. Şimdi bu adam bunu 2 hafta beklediği zaman, 1 ay beklediği zaman bu parça Almanya'dan gelebiliyor. İtalyan makinesi İtalya'dan gelebiliyor. İşte Norveç makinesi oluyor. Norveç'ten parça bekliyorlar. Buradaki distribütörler parça maliyetleri de yüksek olduğu için ellerinde stok tutamıyorlardı. Niye? Çünkü hem euro bazında hem dolar, hatta eskiden mark vardı. Mark bazında makineler satılıyordu, ben hani hatırlıyorum o zamanlarda. Hani bunlar Türkiye artık bunları aşmaya başladı. Aşacak da yani inşallah. Biz de bunu tüm ekip olarak, hem fabrikamızın içinde çalışan ekibimiz, hem satış ekibimiz, hem servis ekibimiz olarak biz çiftçilerimize her zaman sezonda özellikle 24 saat hizmet vermeye gayret ediyoruz. Ha, eksiklerimiz de olabiliyor. Niye? Çünkü işte geniş çaplı çalıştığımız için bazı yerlerde bir hata olmuş oluyor. Ama bunu özellikle de ithal makine kullanan çiftçilerimiz anlayışla karşılayabiliyor. Niye? Çünkü zaten bunu ithal ettiğinde de ciddi derecede bekliyorlardı. Hatta bize çok geliyorlar ya, hani gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hani bu makineler de Türkiye'de üretiliyor diye bizi de takdir ettiklerinde biz de hem ekibimiz adına hem kendimiz olarak gururlanıyoruz yani. Çok sağ olun detaylı cevaplarınız için. Şimdi üretimi yaptık. İşte bunun biraz önce bahsettiniz. İşte yurt içi, yurt dışındaki alıcılarımıza ulaşıyoruz dediniz. Tabii bu tamamen teknolojiyle hareket eden bir sektör olduğu için bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarında neler yapıyorsunuz? Bunun için özel bir biriminiz var mı? Kendiniz de bu işi takip ediyor musunuz? Buyurun. Tabii Ar-Ge çalışmalarını özellikle kendim de çok sevdiğim için, kendim de bizzat makine mühendisiyim zaten. Ar-Ge çalışmalarında bizzat kendim başlarında duruyorum ekibimizin. Bunları, Ar-Ge çalışmaları tabii bizim fabrikada olmuyor maalesef. Çünkü sahada sürekli yer almamız lazım. Sahada bu makinelerin eksiklerini, sahada bu makinelerin noksanlıklarını görebiliyoruz.
Çiftçiden sahada bizzat olarak geri dönüşümleri ben kendim de vakit buldukça gidip kendim de alıyorum ki işte hem bizim tecrübemiz hem çalışan mühendis kadromuz bu şekilde yoluna devam etmek mecburiyetinde. Çünkü biz makineyi yaptığımız zaman orası bizim kapalı bir kutu. Yani bir toprağa indirip deneme şansımız yok. Deneme şansımız olsa bile bu hani 15 dakika 20 dakika rutin kontroller yapabiliyoruz sadece. Hani bir araziye indirip de toprakta nedir, nasıl bir şekilde reaksiyon gösterecek bunu bilemiyoruz. Tabii bunları da ancak çiftçiler bilebiliyor. Ancak sahaya indiğimiz zaman bilebiliyoruz. Özellikle Ar-Ge çalışmalarında dediğim gibi sahaya iniyoruz. Sahada çiftçinin geri dönüşleri bizler için çok önemli. Bizler bu çiftçinin geri dönüşlerini kendi süzgecimizden, kendi tecrübemizden, kendi teknik ekibimizden, hem gerek ustalarımızdan, gerek mühendislerimizden bunlarla istişare, yoğun istişareler yaparaktan makinemizi her sene üstüne bir yenilik koymaya çalışıyoruz. Bunun da gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani her sene işte makinelerimizde özellikle bir yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece yeni makine olarak değil de hani mevcut makineler üzerinden işte gerek işte makyajlama, gerek eksik kalan yerlerini kuvvetlendirme, gerek kalınlaştırma, gerek hafifleştirme. Artık bu bizim hem saha çalışmalarımız, hem saha tecrübelerimiz, hem de imalattan gelen işte rahmetli Ramazan Ercan'ın zamanından biz de hani onun yanında yetiştik. O da bizi öyle yetiştirdi hep. Hep kendini yenile. İki gün hatta çok güzel de iki günü eşit olan ziyandadır diye bir lafı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Biz de bu şekilde, bu düsturda devam etmeye çalışıyoruz. Saha çalışmalarında da bizzat kendimde bulunmaya çalışıyorum diyebilirim yani. Evet, Muhammed Bey teşekkür ediyoruz. Buradan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Bir kısa VTR'miz vardı. Onu talep edebilir miyim? Eğer hazırsa onu girmek istiyoruz. We'll be right back.
Evet efendim, teşekkür ediyoruz bu güzel video için. Muhammed Bey, şimdi vaktimiz de biraz daralmaya başladı. Şimdi üretim ve bunun yanında teknik ekiplerden, teknik boyutlardan, çiftçilerden birçok şeyden bahsettik. Efendim şimdi bu ürünleri genel anlamda yurt içi mi yurt dışı mı satıyorsunuz? Nasıl bir pazarlama ekibiniz var satış olarak? Biraz bunlara değinmek istiyorum. Firmamız köklü bir firma olduğu için ihracata da biz önem veriyoruz. %40 ihracat oranına sahibiz yaptığımız üretimin. %60'ında bayiler aracılığıyla iç piyasaya satışını ve pazarlamasını gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ederiz. Peki şimdi satıştan bahsettik, üretimden bahsettik ama özellikle sizin sektörde, biz şimdi haftalardır tarım makinesi yapan firmaları davet ediyoruz. Tabii hepsi ayrı ayrı makineleri imalatını yapıyor. Sizin bu çayır biçme, işte yonca biçme makineleriyle alakalı sektörünüz Konya'da Türkiye olarak ne kadarını kapsıyor? Çünkü dediniz ki iş piyasanın çoğunu karşılamaya çalışıyoruz. Tabii Konya'yı geçtik, Türkiye'de de Türkiye olarak dünyada nasıl bir konumdayız? Buyurun. Şimdi Konya Türkiye pazarında gerçekten çok önemli ve ciddi bir yere sahip. Bu sadece bizim sektörümüzde değil, tohum ekme grubu olsun, toprak işleme grubu olsun. Bütün sektörde Konya çoğu alanda bir numaraya oturuyor Türkiye'de özellikle. Tarım makineleri ve ekipmanları konusunda. Bu aynı şey bizim sektörümüz içinde de geçerli. Türkiye pazarında satılan makinelerin özellikle %60 gibi bir dilime sahip diyebiliriz Konya, Türkiye açısından. Yalnız Türkiye'nin dünya pazarındaki yeri maalesef bu kadar çok değil. Çünkü bunda da işte biraz daha gelişen teknolojiye ayak uyduramama, işte firmaların biraz daha geç kalması, kendimizi biraz daha geç yenilememiz de buna bir etki sunabiliyor diyebiliriz. O yüzden ama iyi bir durumdayız. Niye? Sürekli çalışıyoruz. Sürekli kendimizi hem ülke olarak hem Konya olarak yenilemeye çalışıyoruz. Bu yüzden de daha iyi yerlere geleceğimizi ben umut ediyorum yani şahsen. İnşallah. Peki son bir soru daha sormak istiyorum. Muhammed Bey, girişimci bir kişiliğe sahipsiniz. Sürmak tarım makineleri olarak veyahut da kendiniz ve firmanız olarak önümüzdeki yıllar içerisinde ne gibi projeleriniz var? Ne gibi şeylere girişmeyi düşünüyorsunuz? Varsa böyle bir planlarınız, bize bunlardan bahseder misiniz kısaca? Şimdi biz Sürmak Tarım Makineleri olarak tarım makinesi konusunda tecrübe sahibi bir firmayız. İleriye dönük hedeflerimiz, ideallerimiz de hep bu alan üzerinde gidecektir. Buradaki bizim en büyük hedefimiz hem ekipmanlarımızı, takımımızı, kullandığımız tezgahların teknolojisini yükselterekten yolumuza devam etmemiz. İnşallah bu senenin, geçtiğimiz senenin sonunda bir lazer kesim tezgahı aldık, 12 kW gücüne sahip. Burada da hem imalatçılar arasında Konya'da tek, Konya'da ilk firma olduk. Türkiye'de de sayılı bu tezgaha sahip firmalar arasından biriyiz. 12 kW'da öyle mi? Aynen öyle. 12 kW lazer kesim tezgahımızı kullanmaya başlayacağız. Bu tabii bize daha büyük hızlar katacak. Daha üretimimizi serileştirecek. Hem montajını hem üretimin kapasitesini hem çiftçilerin talebini bu şekilde daha hızlı bir şekilde çözmeye, aynı ekiple gayret etmenin yoluna çıkacağız. Bu yüzden de yatırımlarımızı zaten hep fabrikamıza yapmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü bunlar bir ekiple olur. Bunlar kullandığımız ekipmanlarla olur. Bunlar kullandığımız tezgahların gücüyle olur. Bunlar tezgahların kapasitesiyle olur. Bunun inancına ve bilincine sahibiz. Bu yüzden de kazandığımız paraları, yani yaptığımız yatırımları genelde tezgahlarımız üzerine yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Efendim teşekkür ediyoruz. Ali Bey, başka soracağınız soru yoksa. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Efendim Üst Perde programında bu hafta Sürmak Tarım Makineleri Genel Müdürü Muhammed Ercan Bey vardı. Bizleri kırmayıp buralara kadar geldiler efendim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Kanal 42 ekranlarında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni konuk ve konularla Üst Perde programında buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum.